Hala defolup gitmezler. Ne bekler durur bunlar? Abi, ayıp oluyor ha. Misafir onlar. Ne misafiri be? Herif kalktı Zelal'in kamp parasını ödedi. Şimdi de baba oğul bizden çıkmaz oldu. Hamit Bey. Bak gördün mü? Duydu işte. Buyur beyim. Buyur buyur. Patlama oldu. Avdo. Hayrola Avdo. Bu ne gürültü? Okulda patlama olmuştur. Karşıdan gördüm. Okul mu dedin? He. Kızım. Zeynep. Zeynep. Ne oldu sana? Zeynep bacı. Ne oldu? Zeynep bacı. İyi misin? Ben iyiyim de. Tarık Bey. Doktor Bey. Doktor Bey. Doktor Bey. Birden düşüp kaldım. Ne olduğunu anlamadım. Yaralanmış olmasın? İyi de yarısı nerede? Aman Allah'ım. Yaralanmış. Allah Allah. Dur. Sakın çekme. Neden ki Zeynep bacı? Çok tehlikeli. Hemen sağlık ocağına götürelim. Davranın arkadaşlar. Haydi. Haydi arkadaşlar. Yavaş. 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 Aman arkadaşlar yavaş. Yavaş. Yavaş arkadaşlar. Baba. Baba okulda bomba patlamış baba. Okulda bomba patladı diyorum baba. Anladık be. Bağırıp durma. Duyduk gürültüyü. Gidip bakmayacak mı? Allah'ım yarabbim. Allah. Bismillah. Sen nereye? Sen nereye? Okula. Sen gelme. Niye ki? Kargaşaya girme sen. Geç şöyle. Hiç olur mu öyle şey? Çabuk olun çabuk. Çabuk olun hocam. Zeynep. 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 İyi misin? Oğlum. Oğlum ne oldu? Tamam. Aç gözlerini oğlum. Kızım bana bak. Baba. Aç gözlerini. Yok, Tarık aç gözlerini Bey. Oğlum. Çok kötü. Beyim, oğlum. Tarık. Tarık. Tarık Bey. Tarık. Onu hemen sağlık ocağına götürmeliyiz Mustafa sağlık amca. Hocam. Oraya götürsek ne olacak? Hadi Bey. Köyde oğluma yardım edecek doktor mu var? Dila var. Dila. O belki bir şeyler yapar hadi. Hadi 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 çabuk. Hadi çabuk. Hadi. Hadi hadi. Yavaş. 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 Sese bakılırsa tesiri etkili olacak. Doğru söyle. Söyle Bedi. Bomba patlamıştır Şivan. Duyduk. Onu bildik. Öğretmen kurtulmuştur. Ama doktor ağır yara almıştır. Layığını buldu. Hadi yürü gidelim. Hadi. Yavaş. Aman, aman yavaş. Yavaş. Başında dikkat, durmayın. Yavaş. Dikkat, aman, geri dikkat. Çekilin. Geri çekilin. Aman, müsaade edin. Hadi. 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 Allah'ım yarabbim. Sen doktor beygimizi bize bağışla. Öyle durma. Bir şeyler yap hemşire. Belki de ölmüştür. Allah korusun abi. Nabzı atıyor. Çekilin. Yol verin. Çekilin. Yol verin. Çekilin. Yol verin. Çekilin. Yol verin. Doktor Emi Kezban. Ney mi ha? Bilmem ki Hulde Zelal. Bir şeyler yapsana. Oğlum ölecek. Bu kalabalıkta ne yapabilir? Herkes dışarı çıksın baba. Doğru ya doğru. Hadi kardeşler herkes dışarı. Hadi kardeşler. Hadi gidelim. Hadi, hadi gidelim. Çık. Hadi baba. Mustafa Bey alıp siz de çıkın. Tamam kızım tamam. Hadi Begüm çıkalım. Hadi Mustafa amca. Hadi kardeşler. Hadi kardeşler. Çıkalım biz. Dağılın. Hastayı yalnız bırakın. Hadi. Hadi. Hadi kardeşler. Dila hadi bekleme. Ben doktor değilim.
Ne yapabilirim? Cesaretini topla Dila. Yoksa Tarık Bey ölecek. Dila, Tarık Bey kendine geliyor. Hareket etmeyin. Hareket etmeyin. Ne oldu? Sırtınıza saplanmış bir demir var. Dila, yara ne kadar derin? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Dila, sakin ol. Bana sadece ne gördüğünü söyle. Ben emin değilim. Ama yara çok derin değil. Tamam, çok iyi. Dila, Dila, hadi halledelim şunu. Hadi Dila. Dila, hadi. Ben sana yardım ederim. Allah'ım, sen bu çocuğu bize bağışla. Büyük geçmiş olsun Mustafa Sağ Bey. Olun. Sağ olun. Doktor Bey nasıldır? Bilmiyorum. Mustafa Bey, bilirim. Kolay değil. Lakin metin olmak gerekir. Allah evladını sana bağışlasın beyim. Sağ olasın, amin. Sağ olasın. İyi de niye kaçtı şimdi? Acısı vardır. Her an ne yapacağını bilmez haldedir. Yoksa niye kaçsın ki? Daha ne kadar kaçacağım? Sonunda görüp tanıyacak beni. Tarık'ın oğlu olduğunu anlayacak. Bunlar gitmeden bu köye rahat huzur gelmez Muhtar. Doğrusundur Oşat. Zaten doktor köye ayak bastığından beri köy çalkalanıp durur. Gidecekse gitsin, ölecekse dönsün. Kurtulalım şu doktordan. Yapamam ben. Dila. Dila. Dinle beni. Şimdi hızla, tek seferde çek. Hadi Dila, hadi. Sadece bayıldı. Yaraya dök. Hadi Dila. Bundan sonrası sana kalıyor. Şüphelenirim, bilmiş olasın. Kim var orada? Biziz Yılmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne oluyor? Hiçbir şey görünmüyor. Kolte Zelal, sen haklısın ha. Doktorun babasında bir gariplik vardır. Herkesten kaçar durur bu adam. De git başımdan Kezban. Kaç saattir o duvarın dibinden ayrılmıyor, neye ki? Ne bileyim ben Kezban, işin gücün yok mu senin? Derdi nedir acep? Bize ne el alemin adamından Kezban? Ayıptır ayıp, işine bak. Hadi Kolte Zelal, gel gidelim yanına. Tövbe tövbe. İyileşir de. Kızım. Zeynep kızım, haberin hayırlı mı? Doktor iyi mi? Çok acı çekti. Ama sonunda kurtuldu. Çok şükür ya Rabbi. Dila elinden gelen her şeyi yaptı. Aferin Dila. Vallahi aferin. Şu anda kendinde değil.
Bırakalım uyusun dinlensin. Doğrudur. Duydunuz işte, doktor iyiymiş. Beklemeyin, evlerinize dönün kardeşler. Doğru. Hadi kardeşler dağılın, dağılın. Ne olur ne olmaz. Seninle birlikte birkaç kişi kalsın Reşat. Olur Halo İbrahim. İyi. Tarık Bey'in babasını göremiyorum. Orada, duvarın arkasındadır. Hadi git, müjdeyi ver. Geçmiş olsun, oğlunuz... Biliyorum, konuşulanları duydum. Onu görebilirsiniz. Yok yok, herkes dağılsın. Telaş sona ersin, sonra gelirim. Peki, siz bilirsiniz. Ne var Reşat ağa? Doktorun kurtulduğuna pek sevinmedin galiba. O oğulsuzun yaşadığına ne sevineceğim ya? Geldi köyün başına bela oldu. Yavaş yavaş. İyi olacaksın. Gene eskisi gibi gülümseyeceksin. Keşke gitmesen. Hep köyde kalsan. Berfin. Kızım bu halde ne kalkarsın ayağa? Sen gelmeyince merak ettim ana. Otur. Komşular dedi. Doktor bombanın içinde kalmış, doğru mu? Hı hı. Deme. Peki durumu nasıl? Üzülme. Yaralanmıştır ama Allah'a şükür iyidir. Nerededir şimdi? Sağlık ocağındadır. İnşallah yakında ayağa kalkar. Nasıl olmuş da bombanın içine düşmüş doktor bey? Zeynep anlattı. Doktor babasıyla yola çıkacakmış. Okula gelip veda etmek istemiş. Sonra nasılsa okulda bomba olduğunu bilmiş. Gitmiş öğretmeni kurtarmış. Ama kendi yara almış. İşte böyle. Okulda bomba olduğunu nereden bilmiş? Orasını kimse bilmiyor. Belli ki biri demiş. Başka nereden bilecek? Orası öyle de kim desin ki? Çok üzüldünüz, perişan oldunuz. Lojmana gidip dinlenin isterseniz. Oğlum yalnız kalsın istemem. Merak etmeyin, ikimiz de buradayız. Gidin hadi. Peki. Çok terlemiş. Ateşi de var. Çok ateşi var. Bu durum doğal mıdır hemşire hanım? Evet, evet, merak etmeyin. Peki yarın sabah kendine gelebilir mi? Evet, inşallah. Peki, size hayırlı akşamlar. Size de. Ne oldu Dila? Tarık Bey'in ateşi gerçekten çok yükselmiş. Neden? Oysa yarayı iyice temizlemiştim. Ters giden bir şeyler var. Dede, Muhtar amca geldi. Sağ ol, sağ ol. Rahatsız olma Halo İbrahim, rahatsız olma. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Hoş gelmişsin Muhtar. Hoş bulduk Halo İbrahim, hoş bulduk. Buyur otur şöyle. Sağ ol, sağ ol.
Hayırdır? Hangi rüzgar attı seni böyle muhtar? İnan et, bu saldırı benim canımı çok sıkmıştır Halo İbrahim. Onun için gelmişim sana. Onu biliriz. De bakalım ne diyeceksin? Bu dinsiz imansızlar köylüye eziyet etti. Zulüm etti. Yetmedi, okulu bombaladı. Öğretmen ölümden döndü. Zavallı doktorun hali de bellidir. Biz hala elimiz kolumuz bağlı böyle oturacak mıyız ya? Lafı dolandırma muhtar, ne diyeceksen de. Ben derim ki birlik olup silahlanalım. Bu dinsizlerle başka türlü baş edilmez. Bu dediğin ne manaya gelir bilir misin? Bu onlar gibi olmak demektir. He ya. Nasıl onlar bizi silahla korkutmaya, sindirmeye çalışıyorsa biz de onlara aynını edelim. Sadece kendimiz için değil, din için, iman için, Allah hakkı için cihat edelim onlarla. Aklını başına topla Şeyh Muz. Milletin zihnini bulandırma. Her şeyden evvel Allah için bir iş edeceksek ölçümüz de Allah'a ait olmalı. Herkes eline silah alıp Allah için insan avına çıkamaz. İyi de kim uğraşacak bu dinsiz imansızlarla? Ha? Onlar Allah'a baş kaldırmıyor mu? Memleketin askeri var, polisi var. İşin o tarafına onlar bakar. Sana ya da bize kalmamış. Peki biz ne yapacağız? Ha? Elimiz kolumuz bağlı bu zalimlere köle mi olacağız? Biz üstümüze düşeni yapalım. İnsanlarımızı cehaletten kurtaralım. Kalplerine iman sevgisi, hak korkusu koyalım. İnan et, dediklerine hiçbir şey olmaz. Bu imansızlar gelip kökümüzü kurutur. Köyü de dümdüz ederler. İnsanı insana kırdırmak iş midir muhtar? Kan akıtmak geride hep nifak doğumları saçmaz mı? İnsan olanı kazanmak ikna iledir. İlla bir şey yapmak istiyorsan bu istikamette çalışalım. İnsanlarımıza vatan birlik duygusu, tek vatan sevgisi aşılayalım. Yoksa ıslah ediyorum diye nifak doğumları eker durursun. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar olsun. Sağ olasın. Ateşi 40'a çıktı. Çok kötü. Ateşi de devamlı yükseliyor. Böyle dayanamaz. Ne yapabilirsin Dila? Bilmiyorum. Beni duyuyor musunuz Tarık Bey? Bilincini kaybetmemiş. Seni duyuyor. Ateşiniz devamlı yükseliyor. Sanıyorum yaranız enfeksiyon kaptı. Ne olacak peki? Bilmiyorum. Eldeki imkanlar belli. Yarayı iyice temizlemekten başka bir şey yapamadım. İlacın içinde bir tane işe yarar ilaç yok mu? Hayır. Maalesef hiç kalmamış. Ne var? Ne oluyor çocuklar? Durum vahim. Tarık Bey enfeksiyon kapmış. Ne? Oğlum, Tarık ateşler içinde. Bir şeyler yap hemşire. İlacın yok mu? Al bunu. Al sen de. Sen burada nöbettesin Yılmaz. Nedendir Bedi? Şivan öyle ister. İyi, öyle olsun. Çabuk. Hadi Şamu, sallanma çabuk. Sallanma çabuk. Bedi. Bedi. Sallanma. Çabuk ol hadi. Geliyorum Şivan. Bedi, gene köye mi gidiyorsunuz? Bari onu söyle. Yok, bu seferki başka operasyondur. (Gülüyor)
Bakın. İlaç yoksa Tarık'ı şehre götürmekten başka çare yok. Hep bir olup doktor beyi taşır, dağı aşıp şehre götürebiliriz. Ama çok zordur. Saatlerce yürümek gerek. Tarık Bey bu yolculuğa dayanamaz. He ya, dayanamaz. Öğretmen hanım doğru söyler. Ne yapacağız peki? Çaresizce oturup oğlumun ölmesini mi bekleyeceğiz? Doktor Bey'i Holtemeyri'ye götürmekten başka çare yoktur. Otacı kadına mı? He ya. Köye otlarıyla şifa verir o kadın. Tarık'ın durumu çok ciddi. Ot doğuracak şey mi bu? Denemekten başka çaremiz yok. Hadi beyim, vakit geçirmeyelim. Hadi beyim, hadi. Başka çaremiz mi var? Dila, durumu nasıl kızım? Hiç iyi değil dedi. Maalesef oğlum. Bu kadından başka çaremiz yok. Onun faydası olamaz baba. Denemek zorundayız. Başka şansımız yok Tarık Bey. Olmaz. Bir faydası olmaz. Kezban. Doktor çok hasta. Ölebilirmiş. Ne diyorsun Kezban? Allah korusun. Hiç olur mu öyle şey? Öyle ya. Yarası mikrop kapmış. Ateşler içinde yanarmış. İlaç da yokmuş. Ama bir çare vardır elbet. Holtemeyri'ye götüreceklermiş. Hele Mustafa amcayı da bir gör. İyice perişan olmuş. Zavallı kendinden geçmiş. Belki ağzından bir laf alırım. Alırım tabii. Kimdir nedir neye kaçıyor değil mi? Kız sus. Sırası mı şimdi? Millet neyin derdinde, sen neyin peşine düşmüşsün? Düşünme. Ana, ben de geleyim. Sen kalk kızım, bu haline gelme. Hadi çık yukarı. Tasalanma Berfin, ben haber getiririm sana. Arkadaşlar yolu aç. Yavaş. Hadi çocuk. Yavaş. Aman. Yavaş. Aman dikkat. Aman. Doktor amcaya bak. Bak bak. Allah'ım sen şifa ver ya Rabbim. Doktor beyin babası. Çocuklar yavaş. Yavaş. Oğlunun durumu çok mu kötü beyim? Evet. Doktor çok iyi insandır. Allah iyilerin yanındadır. Hiç dertlenme beyim. Oğlun iyi olacaktır. Tanımadı beni. Mercan köşküye kantarın yağı sürülüp üzerine ateş yaprağı konulacak. Bir dakika bakayım şuraya. Ateş yaprağı yoktur. Bu ot olmasa diğerleri hiçbir işe yaramaz. Bu yaprak doktorun derdine deva mıdır? He, öyledir. Peki nerede bulunur bu ateş yaprağı? Kır yollarında, çimenli tarla kıyılarında, nemli arazilerde bulunur. Genelde çimenlerin arasında biter. Demek hele ha. Bu ot çocuğa iyi gelecek ha. O zaman hiç beklememek lazım. Başka çare yoktur. Ya ot bulunacak ya çocuk ölecek.
Daha da bir şey gelmez elimizden. Tez vakitte otu bulun. Buyurun. Ne diyor bu kadın? Oğlum ölüyor. Ot mu onu hayata döndürecek? Ot olmadan yardım edemiyor mu? Nasıl bir iş bu? Örümceğin ısırdığı köpek bile hemen ateş yaprağına koşar. O hayvan bile bilir ki bu ot şifalıdır. İyileştirir. Tamam, dediğin gibi Olte. Sen şifalıdır diyorsan doğrudur. O otu hemen bulup sana getireceğiz. Hele de Olte, başka bir isteğin var mıdır? Otu bulun yeter. Gerisine de karışmayın. İyi, hadi. Hadi. Aha. Bu mu? Bu da. Elbet geçecek. Hava İbrahim bütün köylü ot toplamaya göndermiş. Doğru mu? Öyledir. Doktora edecek bir ot varmış. Boşuna. O koca karı bir halt bilmez. Eninde sonunda doktor ölür. Yok yok. Oltemeyre el attı mı iyi olur doktor. Her şeyin bir hayrı vardır. Ama ben bilirim ki o doktor bu köyde olduğu müddetçe dağdakiler bu köye rahat huzur vermez. Öyledir. Ben korkarım. Doktor iyi olduktan sonra köyde kalacak olursa vallahi bu adamın köye çok zararı dokunur. Hele de sana. Bana ne zararı olacak o çocuğun? Berfin'i almana engel oldu ya. Ha? Herhal kamp parasının taksitlerini de verir. Böylece senin de Berfin'i alma hayalin suya düşer Oşat. Olur mu ya? Ya 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 olmaz öyle şey. Olmaz deme. En doğrusu bir an evvel doktordan kurtulmak. Yapılacak işlerim var. Bana müsaade. Ya muhtar doğru diyorsa? Nereden başımıza bela oldu bu herif? Arabama sahip mi çıktın delikanlı? Abi. Kardeşim benim. Abim benim. Çok özledim seni abi. Ben de seni özledim delikanlı. Dila yok mu? O sağlık ocağındadır abi. Dedem de camide herhalde. Ha. Allah Allah. Ağlar bir durun hele durun. Çoluk çocuk herkes seferber oldu. Otu ararlar Halo İbrahim. Otacı kadının istediği o otu ne yapıp edip bulmamız gerek. Buluruz. Gerekirse başka köylere de bakalım. Doktora vefa borcumuz vardır. Vardır ya. Selamun aleyküm ağla. Aleyküm selam. Ne o muhtar? Geç kalmışsın, cemaate yetişememişsin. Hayrola bir şey mi oldu? İnan et ruhum sıkılıyor Halo İbrahim. Hayırdır bir şey mi oldu muhtar? Dün akşamki mevzu mu yoksa? Ne olsun Halo İbrahim? Ya bu doktorun durumuna vallahi çok üzülmüşüm ya. Üzülmüşsen sen de katıl da şu otu bulalım bir an önce. Dede. Hayrola Ömer. Ne o otu buldular mı yoksa? Yok dede abim geldi Ankara'dan. Ne? Yılmazım mı geldi? Hadi gözün aydın Halo. Hadi gözün aydın. Sağ olun. Hadi gözün aydın Halo. Senden müsaade yok hadi. Ağalar bir durun hele. Kardeşler bu dinsiz örgüt iyice azmıştır. Son yaptıklarıyla kanımızı emmek istemektedirler. Zeynep bacı ölümden dönmüştür. Doktor hala can çekişmektedir. Eğer engel olmazsa bizi her şeyimizden edecek bunlar. Muhtar, nasıl engel olacaksın ha? Bizler Müslüman değil miyiz kardeşler? Niye cihat etmiyoruz? Ha? Niye silahlanmıyoruz? Böyle miskin miskin oturalım mı? Biz sustukça yakında bu camiyi de bombalar bu dinsizler. Camiyi kim bombalayabilir? Kim bombalayabilir? Kim? Onlardan her şey beklenir. Her şey beklenir bu imansızlardan her şey. İyi dersin de muhtar. Bence bu fikrini önce Halo İbrahim'e aç ha. Doğru. Olsa alim adamdır. Bakalım ne diyecek. Bakayım kızım ver. Hey. Hey olmuş. İyi gelir mi bu? Ateş yaprağı gelene kadar faydası olur.
Abla, abla, abim geldi. Ne? Yılmaz mı geldi? Evet. Hani üniversitede okuyordu o? İzinli gelmiş Kezban abla. Hmm. Hadi gel abla. Doktor bey ne olacak? Biz buradayız Dila. Sen hiç merak etme. Durma kızım. Kardeşine hasretsindir. Hadi sen git. Bu da doktordan ayrılmak istemez. Nedense. Kezban. Dök dök. Bol dök. Hey. Süreç. Tutucuna kız. Bak yine kaçtı senden. Bu adamda bir hal var ama neyse. Affet beyim. Evvelden karşılaşmışlığımız var mıdır? Beni biriyle karıştırıyorsunuz. Nerede karşılaşacağız ki? Böyle bir şeye imkan yok. Ele beyim, ele de ne bileyim. Kusura bakmayın. Benim telefon etmem lazım. Bu köyde cep telefonu çekmiyor. Galiba sizde telefon varmış. Köydeki tek telefon bizdedir. Hadi gidelim. Acil telefon etmem lazım. Kime telefon etmek istersin amca? İstanbul'a, Tarık'ın annesine. Hadi gidelim. Herhal ben yanılıyorum. Ayrılık uzun sürdü. Sana haset kaldık evlat. Ben de sizleri çok özledim dedi. Kaç gün kalacaksın Yılmaz? Fazla kalamam abla. Zaten öylesine geldim. Üstelik elim de boş geldim. Geldin ya, önemli olan o. Abi söz vermiştin hani bana yeni araba yapacaktın. Öyle ya, sana sözüm vardı. Bu defa unutturma, yapacağım. Hem de daha güzelini yapacağım. Yılmaz, derslerin nasıl? Okulun ne zaman bitecek? İki sene daha var dedi. Müsaadenle ben bir köyü dolaşmak istiyorum dedi. Otur evlat. Uzun yoldan geldin. Dila bir şeyler hazırlasın, birlikte yiyelim. Dede, Yılmaz dolaşsın. O arada ben bir şeyler hazırlarım. İyi öyle olsun bakalım. Biraz dolaşıp gelirim dede. Hadi bakalım. Ben de abimle gideyim. Abini rahat bırak Ömer. Sen gel bana yardım et. O otu bulmak kolay mıdır ana? Kolay değildir elbet. Ama köylüne yapar eder bulur kızım. Bulur. Herkes açtı şimdi. Ben bir de çorba yapayım. Bahçedeki kilerde tarhana vardır. Onu getiriver kızım. Haydi. Olur ana. Buyur beyim buyur. Rahatsız ettim muhtar. Estağfurullah. Bir telefon açacağım. Tabii Kezban göster telefonu. Buyur. Buyurun. Telefon buradadır. İstanbul'u arayacağım. Nereye istersen ara. Başım gözüm üstüne beyim. Hele biz çıkalım da rahat rahat konuşsun beyim. Hadi. Kezban, ya o adam telefon edecek, rahat bırakmazsın. Bu kadar meraklı olmak hiç iyi değildir. Haklısın baba. Ben çay demleyeyim, misafire ayıp olmasın. İyi olur, demle. Duyulmuyor.
Zelal'le karşılaşmak zorunda kaldım Rabia. Yoksa tanıdı mı seni? Sana demiştim Mustafa. Böyle olacağı belliydi. Dur Rabia, dur. Hemen ağlama. Merak etme. Hatırlamadı beni. Tanımadı. Nasıl? Nasıl hatırlamadı ki? Ama ya hatırlarsa? O zaman ne yapacaksın? Oğlunu soracak, ne cevap vereceksin? Söylediklerine inanır mı? Ya Tarık'ın oğlu olduğunu anlarsa? Tarık'ı hemen oradan uzaklaştırmalısın Mustafa. Hemen. Hemen gelemiyoruz. Çünkü bir kaza oldu. Tarık yaralandı Rabia. Ne? Ne diyorsun sen? Ne oldu oğluma? Dur Rabia, dur, telaşlanma. Önemli bir şey yok. Kısa bir süre daha köyde kalmak durumundayız. Seni ararım. Kızım sen ne yapıyorsun burada böyle? Hiç baba. Ya kusura bakmayın beyim. Benim kız biraz danguldun guldur da. Ne yaptınız? Kesilmeden görüşebildiniz mi bari? Sağ olun, görüştüm. Nasılsın Berfin? İyiyim. Seni çok özledim. Köye gelmeme sebep sensin. Bir görecek geçsen iyi olur. Berfin. Zor yürüyorsun. Hem sağlık ocağında yattığını da bilirim. Ne oldu sana? Yok bir şey. İyiyim işte. Var bir şey Berfin. Ama sen benden saklarsın. Ne oldu sana? Berfin! Anam geliyor, çabuk git. Berfin. Git. Git. Geldim ana. Geldim. Nerede kaldın kızım? Tarhana'yı bulamadım, komşudan alayım dedim. İyi tamam, haydi çabuk geç. Millet açtır, ne vakit yetiştireceğiz? Haklısın ana. Haydi. Ben bir gidip bakayım. Telefon için teşekkür ederim muhtar. Rica ederim beyim. Bir çayımızı ayranımızı içseydin. Belek kuru kuru hiç olmadı ama. Sağ olun. Başka bir zaman. Her zaman beklerim. Başımla tamam. Beraber. Güle güle beyim. Güle güle. Güle güle. Senin gözü kör olmayacak. Adamı dinlemeye utanmıyor musun? Ne dinlemesi baba? Ben hele başka bir şeye bakacaktım. Git oradan, bir de yalan söylersin. Git içeri. Kör olmayacak. Affet beyim. Evvelden karşılaşmışlığımız var mıdır? Kadın beni hatırlamadan onu kendimden uzak tutmalıyım. Ama Tarık ne olacak? Kadın her dakika Tarık'ın başında. Onu kendimden uzaklaştırmalıyım. Ama nasıl? Beyim, dalmışsın. Bir gelişme var mı? Ot bulundu mu? Maalesef beyim, maalesef bulunamadı. Aramaya devam ediyorlar. Hadi buyur beyim. Hı. Buldum. Anlamadım beyim. Yok bir şey. Hamit Bey, ben diyorum ki otacı kadının evi pek içime sinmiyor. Çok kalabalık. Ha. Kadının geleni gideni, hastası çok. Tarık'ın daha sakin bir yere ihtiyacı var. Onu sizin eve alsak, orada baksalar. Ne dersiniz? Ne demek beyim? Başımın üstünde yeriniz vardır. Yeter ki siz isteyin. Hemen taşırız Doktor Begim'i. Sanki daha iyi gibi. Daha iyi olacak. Hele bir ateş yaprağı gelsin. Ya ateş yaprağı gelmezse? Bunlar işini görmez mi? Bu ilaçlar ancak şimdilik işe yarar. Eğer ateş yaprağı gelmezse vallahi hiç iyi olmaz. Belki de ölür. Allah korusun. Zeynep nereye gitti? O da harap olmuş. Uysun diye eve gönderdi. İyi yapmışsın. Sen zahmet etme Holide, ben toplarım. Al bakalım.
komutan. Hayırdır Hamido? Doktor Bey'i bize götüreceğiz. Niye ki? Mustafa Begim öyle istemiştir. Bizde daha iyi bakılır Doktor Begim'e. Gelesiniz hadi. Gelin. Aman yavaş. Yavaş. Yavaş kaldırın yavaş. Heh. Hadi. Kapıya dikkat. Abla. Berfin'e ne olduğunu söylemeyecek misin bana? Abla. Ha? Hayırdır abla, dalmışsın? Yok. Yok bir şey Yılmaz. Sadece aklım doktor beydi. İnşallah ot bulunur da kurtulur. Yemek hazır Yılmaz. Abla, Berfin'e ne olduğunu niye saklıyorsun benden? Hiçbir şey saklamıyorum. Abla, Berfin yaralı. Sağlık ocağında yattığını da biliyorum. Şey, küçük bir ameliyat geçirdi sadece. Emin misin? Hepsi bu mu? Başka ne olabilir ki? Hadi yemeğe gel. Onunla konuşmaktan başka çarem yoktur. Berha. Hadi biraz su getir kızım. Seveli, sen ne ararsın burada? Hele bir doktorun babasını çağır gelsin. De ki Zelal'in bir DJ vardır. Delendin mi Zelal? Git canım. Rojan seni burada görmesin. Vallahi kötü olur. Hadi git Allah aşkına. Kurbanın olan Berivan. Zor bir şey değildir. Adamı çağır, hemen gideceğim. Ne var, ne oluyor? Sen ne ararsın burada kadın? Sizinle bir işim yoktur. Doktorun babasını görmem lazım. Benim evimde olduğu müddetçe görmeyeceksin. Hadi çekil. Çık buradan hadi, görmeyeyim seni buralarda. Zelal Bey, sen ne ararsın burada? Doktorun babası. Bak hala konuşuyor. Çek git evimden. Çek git evimden, gözüm görmesin seni. Utanmaz, arlanmaz. Bir de kapıma gel. Hayır, tamam abi. Sinirlenme, gel. Otur abi, gel. Tamam abi. Bağırışmalar duydum. Ne oldu? Baba, ne oldu? Kanlımız Zelal'e gelmiştir. Eve girmeye kalkınca abim dellendi. Şu ottan hala bir haber yok, öyle değil mi? Yok beyim, maalesef yoktur.
Oğlum gözümün önünde eriyip gidiyor ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Merak etmeyin. Mutlaka bulacaklardır otu. İçin rahat olsun beyim. Köylü bulacak o otu. Vallahi ne yalan söyleyeyim, fazla zamanı kalmamıştır. Otu birkaç saat içinde buldunuz buldunuz. Bulamadınız çocuğu kurtarmak zor olur. Yarası pistir. Belki de ölecek. Hamit Bey, biz de gitsek arasak şu otu. Telaş etme beyim, telaş etme. Bütün köylü şu an o otu arar. Köylü çok sever Tarık Bey'i. Onun için her bir şey yaparlar. Ana! Ana! O değil kızım. Bana müsaade çocuklar. Gel dede, çay demledim. Size afiyet olsun. Benim camide yapacak işlerim var. Yılmaz, sen de gel istersen. Namazı kılar döneriz. Şey, ben gelmesem dede, evde kılsam biraz dinlensem iyi olacak. Sen bilirsin oğlum. Köydeki çayı özlemişsindir. Sağ ol abla. Suratını astın oturuyorsun öyle. Berfin'i merak ediyorum. Merak edilecek bir şey yok dedim sana. Doktordan bir haber var mı? Bulmuşlar mı otu? Yok abla, daha bulmadılar. Ama doktor abi Hamit Ağa'nın evine taşımışlar. Öyle mi? Kimden duydun? Kezban abla söyledi. O nereden biliyormuş? Bu köyde onun bilmediği mi var abla? Ömer. Hayırdır Yılmaz? Hemen geliyorum abla. Kezban. Kız, hoş geldin demek yok mu? Oo, hoş gelmişsin Yılmaz. Ben de tam size gidecektim, geldiğini duydum. Maşallah, senden de bir şey kaçmıyor. Kaçmaz ya. De bakalım o zaman. Ben yokken neler oldu köyde? Hangi birini anlatayım ki şimdi? Cemile meselesi var. Önceki doktor sen bilmezsin. Adı Tolga. Hı hı. Bu yeni gelen Tarık var ya, onun arkadaşı. Kızı kandır. Sonrası malum işte. Sonra bir şey olayla Holte Zelal'in davası var. Bir dakika, ondan başka... bir dakika dur. Yani benim bildiğime göre bir şey olayla Holte Zelal'in davası bitmişti. Sen öyle san. Ne bitmesi? Bu defa ele bir kıyamet koptu ki az daha arada Berfin ölüyordu. Kadersizim. Roja kan parasını alamayınca Berfin'i kumu olarak istedi. Zavallı kızla nikah kıyılırken intihar etmeye kalktı. Zeynep'le doktor olmasaydı Berfin çoktan Rojat'ın... Allah Allah. Niye gitti şimdi bu? Komutanın kaçışı boşuna değilmiş meğerse. Tanırmış beni. Tanıdı da konuşmadı benimle. Rojat'ın evine gidip saklandı. Niye kaçıp durur benden? Komutanla konuşmaktan başka çarem yoktur. Paranıma ne olduğunu bilmeliyim. Ana.
Burada oturmuş kendi kendine ne konuşuyorsun? Yok bir şey. Yoksa doktora bir şey mi oldu? Yok yavrum, olmadı. Peki bu halin ne ana? Çok soru sorarsın Berfin, çok. Ana nereye gidersin? Ana! Ana! Yılmaz! Roşat olayını öğrendim Berfin. Olay bitmiştir Yılmaz'ım. Kan parası da bitti mi? Burada böyle bir gören olacak Yılmaz. Akşam buluşalım ha? Kan parası da bitti mi dedim Berfin? Yok, daha taksitler var. Nasıl ödenecek bu para peki? Allah büyüktür. Hem bunları akşam konuşalım Yılmaz. Her zamanki yerde buluşalım ha? Bunu yanına bırakmayacağım. Abi yardım et. Abi yardım et. Hava kararır diye dönmüşüzdür halo İbrahim. Eliniz boştur herhal. Eyle halo. Bulamadık. Yarın yine çıkıp arayacağız. Bulacağız inşallah. İnşallah, inşallah olur. İnşallah. Halo İbrahim. Ne? Halo İbrahim. Ne oluyor? Kadir. Oğlum, Kadir. Ne oldu sana? Ne oldu Kadir? Ne oldu? Ne oldu oğlum? Buldum. Buldum halo. Bulmuş. Otu bulmuş. Otu bulmuş. Görülecek bir hesabımız var Roşat. Ya ağlama bacı. Allah büyüksün. Umudun kesmiyor. Günahsın. Eyle. Kurban eli. Ağlama. Çepekim Kadir. Ya abi. Çok reşen. Çok reşen. Çok reşen. Bulamışım da. Allah be yapma. Yapma bacı. Ağlama. Ağlama. Ne beklersiniz burada? Kadir çocuğu merak ederiz. Doktorun durumunu sorarız. Merak edecek bir şey yok. İkisi de iyi olur. Hadi, hadi evinize, hadi. Hadi. Nedir yahu? Evi hastahaneye çevirdiler. Sanki benim derdim. Bu örgüt dinsizdir. Ha? Dinsizlerden her şey beklenir Yaşar kardeş. En doğrusu bizim silahlanıp oraya gidip onları vurmamızdır. Onlar bizi basmadan... Bizim onları basmamız gerekir. Savaş mı çıkartmak istersin sen muhtar? Evet. Oyun mudur bu? Başka çaresi var mıdır Yaşar? Ha? Canımıza, namusumuza, dinimize el uzatılırken biz böyle serilecek miyiz? Acele etme muhtar. Halo İbrahim'e de danışalım. O alim adamdır. Eğriyi doğruyu bilir. Doğru. Hele bir bakalım o ne der. Ey danışır. Yangına köyünde gitmenin alemi nedir? Gözün aydın Roşat kardeş.
Senin ot bulunmuş ha? Öyledir. Söylediklerim tek tek çıkacaktır. Doktor iyi de olur. Köyde de kalır. O adam kalırsa da en büyük zararı sen görürsün. Mutlak Zelal'in borcunu verir. Sana da berfini almak haram olur. Sen de tutturdun köyde kalır diye. Ya babası bekliyor, alıp gidecek adamı. Hem niye kalsın köyde? Her gelen kaçtı gitti. Bu da gider. Ha, o gelip gidenler boş mu gitti? Ha? Her biri dişine göre kopardığını aldı gitti. Elbet bunun da vardır bir hesabı. Ya o adam bir geldi gidemedi. Yok çocuklar hasta dedi. Yok salgın dedi. Belli ki bir çıkarı vardır bu köyde. Kim bilir? Belki de Berfin'dir istedi o. Ha? Ha? Değil mi ya? Ha? Berfin'e babasının hayrına yardım etmiyor ya bu. Benden demesi Roşat. Kız cahildir. Bilmez. Sonra sen o diziyi döversin. Senin ağzın ne söyler Muhtar? Ne dediğinden haberin var mı? Boşuna dememişler. Dost acı söyler Roşat ha. Peki ne yapacağız Muhtar? Onu da ben mi bileyim? Koskoca Roşat ne yapacağını bilmez mi? Yapacak bir şey vardır elbet. Herif sanki yedi canlı be. Bomba vurdu ölmedi. Mikrop kaptı gene ölmedi. Hele valla. Eceli gelmeyince ölmüyor. Hele hele de. Ecelin nereden geleceği belli mi olur Roşat? Ben derim ki o doktorun eceli sensin. Şayet sana bir şey olsaydı, ben nasıl yaşardım bilmem. Allah'a çok şükür ateşi düşüyor. Durumu her geçen saat daha iyiye gidiyor. Öyle diyorsun ama kaç saat oldu hala kendine gelemedi. Holtemeyre bunun normal olduğunu söyledi. Kendine gelmesi için zamana ihtiyacı varmış. Gerçekten o otun işe yaradığına inanamıyorum. Çocuk nasıl oldu? Bir değişiklik var mı? Yok maalesef. Holtemeyre uğraşıyor ama değişen hiçbir şey yok. Kendine geliyor. Neredeyim ben? Bizim evdesin. Babam nerede? Biraz yorgun düştü. Şimdi uyuyor. Dikkat et. Daha iyileşmedin. Nasılsın? Nasıl hissediyorsun? İyiyim. Daha iyiyim. Teşekkür ederim Dila. Hayatımı sana borçluyum. Hayır, bana borçlu değilsin. Meryem teyzenin ilacı sayesinde kurtuldun. Yani otacı kadın mı kurtardı beni? Evet. Ateş otu denen bir bitkiden sana bir çeşit antibiyotik hazırladı. Abla, Holtemeyre diyor. Tez gelsinler. Kadire'yi değil. Zeynep, hasta mı var? Önemli bir şey değil. Çocuklardan biri rahatsız da. Zeynep, lütfen ne olduğunu söyler misin? Kadir, iyileşmen için gerekli otu bulan çocuk. Evet Zeynep, devam et. Ne oldu ona? Otu ararken bir kaza geçirmiş. Nasıl yani? Uçurumdan düşmüş. Sonra o yaralı haliyle köye kadar gelmeyi başarmış. Neler söylüyorsun? Peki çocuğun durumu nasıl? Tarık, sakin ol. Bu halinle yerinden kalkamazsın. Zeynep, çocuk nerede? Yukarıda. Yukarıda mı? Burada ne işi var? Dila sağlık ocağında ilk müdahaleyi yaptı. Ama elinden bir şey gelmedi. Biz de buraya getirdik. Holtemeyre'den başka çaremiz kalmadı. Yardım et bana. Çocuğu hemen görmeliyim. Tarık. Senin kıpırdamaman gerekiyor. Ben bir bakayım geleyim. Bekle.
Ana. Sen ne yapıyorsun burada? Doktoru merak ettim de. Ana. Poşetin evinin önünde olmak sana yakışıyor mu? Doktoru merak ettim dedim ya Berfi. Yarın öğreniriz ana. Hem herkes söyler doktor iyi olacak diye. Ana. Hadi kalk. Ana, sende bir tuhaflık var. Yok bir şey Berfin. Yürü. Kendisi iyi mi ki çocuğu görmek ister ha? Bizi dinlemedi. Doktordur, görevini yapmak ister. Begim. Ama yavaş. Evlat. O da nerede? Yukarıda. Yavaş begim. Yavaş. Gel. Çok erken ayaklandın. Sağ ol Meryem teyze sayende. Dermanı yoktur daha. Çocuğu görmek istedim. Fener var mı Dilan? Hadi biz çıkalım. Çıkalım. Ecelin nereden geleceği belli mi olur Roşat? Ben derim ki o doktorun eceli sensin. Sen ne demek istersin Murtar? O doktor senin evinde yatmaktadır. Derim ki gece yarısı dışarıdan bir kurşun sık şu adamın alnına. Beni yakmak mı istersin sen? Roşat dinle. Olay olurken sen benimle berabersin. Ben şahidim. O halde doktoru öldürecek düşman kimdir? Daha körgüt onun düşmanıdır. Doktordan kurtulmanın en iyi yolu budur. Bende dağdakilere ait bir silah da vardır Roşat. Sağlık ocağında başka ilaç yok mu Dila? Kalanların hepsi bu. Bir macun var, ey gelebilir. Getirsem ey olacak. Ne yapacaksınız? İç kanaması var. Ameliyat olması gerekir ama ilaç olmadan... Kendine geliyor. Beni duyuyor musun delikanlı? Doktor abi sen misin? Benim Kadir. Sen iyi oldun doktor abi. Sayende delikanlı. Beni tanıdın mı doktor abi? Tanıdım seni. Dila. Küçük Kadir'i kaybettik dedi.
Ölmek kaybetmek değildir kızım. Buluşmak için ayrılıktır. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Doktor ne durumda? O iyi. Çocuğun yanında kaldı. Biz gidip ailesine haber verelim. Kolay değildir. Yalnız bırakmamak gerekir. Olur dedi. Ben de gideyim. Git kızım git. Hele şu hale bakın. El kadar çocuk soyu nesebi belirsiz bir erfin uğruna öldü. Beş para etmez bu adamları ocağımıza aldın. Ot ot diye çoluk çocuğu düze sürdün. Hiç hele bakma Hemi. Sen de bu rezilliğe ortaksın. Bunu böyle bil. Seni hatırladım delikanlı. Senin adın Kadir. Seni mayın tarlasından kurtarmıştım. Bacım. Sen de benim hayatımı kurtardın delikanlı. Çok vefalı çıktın. Oh.